ben heykele başladığım zaman ne yapabilirim, başka ne yapabilirim, ne olabilir derken teli buldum. O yüzden de o yakaladığım şeyi bırakmak istemiyorum. Sürekli bir şeyleri deneyerek görmek istiyorum. Yani bir deniyorum, bırakıyorum, biraz demleniyor, biraz görüyorum. Resimle, çizimle heykeli bir araya getirmek gibi bir şey oldu aslında benim. Nerede bir sanat ortaya çıkmıyor tabii ki. Yani bunun çok öncesi var. Yaklaşık bir 10 yıldır neredeyse resimle uğraşıyordum zaten ben. Sonra heykeli bir de deneyeyim dedim. Heykele başladım. Çamur yaptım, alçı bandaj yaptım, farklı şeyler denedim. Sonra aslında bu da çok yaygın bir şey. Tellerle veya metal çalışmak da çok yaygın aslında. Nasıl desem, gördüğüm bir şeyin tele yansımasını hayal edince en çok motive oluyorum. Yani hani bunun tel hali çok güzel olur diye düşündüğüm bir şeyi görünce muhakkak bir yere not alıyorum. Ya da gördüğüm böyle çok karakteristik portreler özellikle. Ya da ünlü tablolar olabiliyor yani. Genel olarak her şeyden esinlenebiliyorum aslında. Ya yani telleri satın alıyorum. Yani inşaat tellerinin satıldığı yerler var. Oralar artık zaten içli dışlı dolduk onlarla. Ebatlarına göre değişiyor, kullanım alanlarına göre değişiyor. Kimisi kaynak oluyor, kimisi tutmuyor. Önce çizimini yapıyorum, sonra kağıt üzerine telleri tutarak denemesini yapıyorum. Ama hani bazen hayali bir şey de olabiliyor. Yani hiç böyle herhangi bir şeyden esinlenmeden gelişi güzel burun, ağız, kulak, göz yaparak ortaya çıkardığım şeyler de oluyor. Güzel tepkiler aldım. Şimdi şöyle bir şey oldu aslında. Ben uzun zamandır, yani bu üçüncü yılım herhalde, bu tellerle çok fazla çalışıyorum ve bazen sıradanlaşıyor benim için ve hani ne yapıyorum ben dediğim oluyor bazen. Şöyle bir şey, artık çok yeni bir şey ortaya çıkarmak çok zor. Yani çünkü artık her şey denendi gibi. Artık şu günden sonra yeni bir şey ortaya çıkarmaktan ziyade yeni duygular hissettirmek herhalde. Çizime dokunmak gibi, benim çalışmalarıma dokunmak ya da işte gölgesini duvarda görmek ya da gördüğünüz şeyin gölgesinin biraz daha farklı yansıması. Bunların hepsi insanda farklı duygular hissettiriyor. Yani farklı tecrübeler yaşamak. Sürekli tecrübeler üzerinden gidiyoruz. Kendimi ispatlamış bir sanatçı olmak en büyük hayalim herhalde, bu hayattaki en büyük hedefim. Ama çalışmalarımı ilk kez gören birinin verdiği o ilk tepki bana benim kendi verdiğim ilk tepkiyi hatırlatıyor. Yani ben ilk yaptığım çalışmanın karşısında verdiğim ilk tepkiyi hatırlıyorum ve doğru yolda olduğumu ya da güzel bir şey yaptığımı yeniden hatırlıyorum.